Merhaba arkadaşlar, Mart 2024 Açık Lise Matematik 1 soruların çözümleriyle karşınızdayım. Ben Doğu Hoca. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz özellikle sayısal derslerde her yıl aynı tarz sorular geliyor. O yüzden öğrencilerimize her zaman şunu söylüyoruz. Evet, bizim fasiküllerimizi, kitaplarımızı kullanabilirsiniz ama sonuçta açık lise sınavları çıkmış sorulara benzer sorular geldiği için muhakkak bu soru çözümlerini izlemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz YouTube'da Aralık 2023 sorularının çözümlerini yayınladık. Şimdi Mart 2024'leri yayınlıyoruz. Lütfen sınava girmeden önce bu soruları muhakkak çözümlerini izleyiniz. Ve hemen geçiş yapıyorum arkadaşlar. Matematik 1 Mart 2024 çıkmış soruları. Birinci soru her zaman olduğu gibi yine önermelerden geliyor. Sorumuzu okuyacak olursak 1 ise P veya Q ve 0. Bileşik önermesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, şunu bilmeniz gerekiyor ki konu anlatımlarımızda, videolarımızda hep şundan bahsettik. Bir önermenin içerisinde ise önermesi varsa bunu veya'ya çevireceksiniz. Peki biz ise önermesini veya'ya nasıl çeviriyoruz? Bir ise P önermesi denktir arkadaşlar. El arabası tekniği demiştik. Burada sevgili arkadaşlar ise önermesini el arabaya benzetiyoruz. Sanki hani el arabanın kolları burada. Bir kişi şöyle geliyor, kollardan tutuyor, yukarıya kaldırdığında şu pozisyona denk geliyor. Ve arkadaşlar kolu tutan kişi kolu çektiği zaman, yani şöyle bir insan resmimizi çizelim. Şu kollardan tutmuş, kolu çektiğinde veya kalıyor diye düşüneceksiniz. Yani bir ise P önermesinin aslında denge birin değili, o el alanın kolları geliyor, veya P'dir arkadaşlar. Peki birin değili nedir? Birin olumsuzu sıfırdır. Sıfır veya P. Şimdi o halde biz bu önermemizi bir ise P yerine sıfır veya P, kapattım parantezi, veya Q ve sıfır. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu iki önermeye dikkat edin. Buradaki önermelerden biri belli. Doğruluk değeri sıfır. Şimdi burası sıfır olduğuna göre, ama ben P'yi bilmiyorum. Sıfır veya bir olabilir. Sıfır veya sıfır da olabilir P önermesi. Sıfır veya bir neye denktir arkadaşlar? 1'e denktir. Sıfır veya sıfır neye denktir? Sıfıra denktir. Şimdi dikkat eder misiniz? Önermemize P'ye 1 verirsem sonuç 1, 0 verirsem 0. Demek ki sevgili gençler, buradaki değerimiz bizim kime denktir dediğimizde, o halde 0 veya P denktir P'ye. P'ye bağımlı olarak değişiyor. Aynı olayı Q ve 0'a bakalım. Şimdi V 0, 0 zaten standart. Q'ya ben 0 verirsem veya 1 verirsem bakalım sonuç nasıl değişiyor. 0 verdiğimde sonuç ne oluyor arkadaşlar? 0. 1 verdiğimde sonuç yine 0 oluyor. Bakın sonuç değişmedi. O halde tekrar düzenleyecek olursak arkadaşlar, şu iseyi kaldıralım. Tekrar düzenleyecek olursak 0 veya P, kapattım parantezimi, veya Q ve 0. Bu önermemiz neye denkti? P'ye denkti. O zaman sorumuz P veya, bu önermemiz de 0'a denkti. P veya 0 oldu. Yine aynı olayı burada kullanıyoruz. P önermesine 1 verirsem 1 veya 0. P önermesine 0 verirsem 0 veya 0. Bakalım bunun sonucu ne olacak? 1 veya 0 1. 0 veya 0, bakın bu da 0. Yani aslında dikkat ederseniz bakın P'ye bağımlı olarak değişiyor. 1 iken 1, 0 iken 0. O yüzden bunun da cevabı P'ye bağımlı olarak değiştiği için P'ye olmuş oluyor. Yani doğru cevabımız Ceyhan. Ve şunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu sınavdaki 11 sorunun içerisindeki en zor soru bu. Çünkü kuralları bilmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Hemen geldim ikinci sorumuza. Almanca, İngilizce ve Türkçeden en az birinin bilenlerin oluşturduğu, yani en az birini bilenlerin oluşturduğu 30 kişilik bir toplulukta Almanca bilenlerin tümü İngilizce. Bakın aslında benim için önemli olan cümle bu. Almanca bilenlerin tümü İngilizce konuşabildiğine göre Almanca bilenler İngilizce sınıfının içinde olacak. Yani hemen şöyle bir Venn şeması çiziyorum. Burası Almanca bilenler olsun. Almanca bilenlerin tümü İngilizce bildiğine göre demek ki İngilizce sınıfının alt kümesidir. İngilizce bilenlerin tümü de Türkçe biliyor. O zaman bir tane daha kümem var. Hemen onu da ben şemasını çiziyorum. Türkçe bilenlerin hepsi İngilizce biliyor. O zaman bu da İngilizce bilenlerin tamamı Türkçe bilenlerin içerisindedir. Bu toplulukta Almanca bilen 3 kişi varmış. Yani burası 3.
Ve dikkat edin, yalnızca Türkçe bilen 20 kişi. Bakın ne İngilizce biliyor ne Almanca biliyor. O zaman benim yazacağım yer şu aralık oluyor arkadaşlar. Yalnızca Türkçe bilenler. Yani İngilizce bilmiyor, Almanca bilmiyor. Bunlar da kaç kişiymiş? 20 kişiymiş. Buraya da 20 yazdım. Ve devam ediyorum. İngilizce bilip de Almanca bilmeyen kaç kişi vardır? Ben biliyorum ki bu sınıfta 30 tane öğrenci var. 3'ü Almanca biliyor. 20'si İngilizce ve Almanca bilmiyor, Türkçe biliyor sadece. Yalnızca Türkçe biliyor. O zaman dikkat edersek bakın buraya kaç kaldı? 7 öğrenci kaldı. Toplamı 30 olacak. Şimdi sorumuzu okuyalım. İngilizce bilip Almanca bilmeyen kaç kişi vardır? İngilizce bilenleri istiyor. Yani şu kümeyi istiyor benden. Ama Almanca bilmesin, sadece İngilizce bilsin. Aslında benden yalnız İngilizce bilenleri soruyor, 7. Şunu unutmayın, küme problemlerinin sorularının hepsinde şema çizerek çözüyorsunuz. Konu anlatımlarımızda bunu detaylı şekilde anlattık. Ve cevabımız Adana, geldik 3. soruya. -27'nin çarpma işlemine göre tersi ile 81'in toplama işlemine göre tersinin çarpımı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, -27'nin çarpmaya göre tersi, çarpmanın tersi bölmedir. O zaman -1/27 diyorum. Hemen yazdım. -1/27 ile 81'in toplamaya göre tersi. 81'in toplamaya göre tersi. Toplamanın tersi çıkarma olduğu için -81 diyorum. Ve bu ikisini ne yapıyor bana? Çarp diyor. Çarpıyorum. Hemen geldim. Bakın eksi ile eksiyi çarptım. Artı oldu. O zaman 1 kere 81. 81 bölü 81'in altında 1 olduğu için 27 ile 1'i de çarptım. 27. 81/27. Her ikisi de 9'a bölünüyor. Bakın 9'a sadeleştirirsem 9 kere 9 81. 9'a sadeleştirirsem 3. 9/3'ten de cevabımız ne oldu? 3 oldu. Denizli seçeneği. Geldik 4. soruya. 4 basamaklı 7A3B sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer. Sayımız kaçmış? 7A3B. Kaça bölünüyor? 4'e. Hemen 4 ile bölünebilme kuralını hatırlayalım. Bir sayının 4 ile bölünebilmesi için son 2 basamağın 4'ün katı olmalı. Yani 3B. Yani 30'lu hangi sayı 4'ün katı? Arkadaşlar bir tanesi 32'dir. Yani B'ye 2 veririm. Bir tanesi de 36'dır. Diğeri 40 ama artık 3 basamak, yani 3 sayısı 4'e dönmüş oluyor. O yüzden sadece 32 ve 36. O halde sevgili gençler, B yerine gelebilecek 2 tane sayımız var. 2 ve 6. Şimdi diyor ki A artı B'nin en büyük değeri. A hakkında bir bilgi vermemiş. Zaten 4 ile bölünmede son 2 rakam önemlidir. Diğer önemli değildir. O yüzden A'ya istediğim sayıyı verebilirim. Ve farklı sayılar demiyor. O yüzden sevgili arkadaşlar, A artı B'nin en büyük değeri. O halde A artı B. B'yi kaç buldum en büyük değer? 6 buldum. 6'yı koydum. Artı. A'ya ne verebilirim? İstediğimiz sayıyı verebilirim. O yüzden en büyük rakamı veriyorum. 9. 9, 6 daha ne yaptı? 15 yaptı. Denizli seçeneği. Geldik 5. sorumuza. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Dikkat edelim. Birbirinden farklı olmak zorunda. EBOB A, B, 7 olduğuna göre A artı B en az kaçtır? En azı soruyor bana. Arkadaşlar EBOB demek aslında A sayısı 7'nin X katıyken B sayısı da 7'nin Y katıdır. EBOB zaten her ikisinin ortak katı. En büyük ortak bölen demektir. O yüzden A'ya ben 7X, B'ye 7Y dedim. Şimdi soruda birbirinden farklı dediği için ve en azı istediği için ben burada X yerine 1 verdiğimde A sayımız bizim buradan 7 olur. Bakın B'ye de 1 verebilirim ama farklı dediği için B'ye, yani Y yerine 1 vermek yerine Y 1'den farklı bir sayı vereceğim. Diğer küçük sayı veriyorum, 2. O zaman B'de ne oldu? 7 kere 2'den kaç oldu? 14 oldu. Benden ne istiyor? A artı B istiyor. Hocam B'ye de 1 versek, farklı demeseydi 1 vermek zorundaydık arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 1 7, 1 de 14 topladığımız zaman ne yaptı? 21 yaptı. Ceyhan seçeneği. Geldik 6. sorumuza. Her sene bu tarz sorular gelir. Kolaydır arkadaşlar. Sadece şunu bileceksiniz. Hemen lütfen not alın. Bakın 1 küçük x küçük eşit 4 ve x elemanı reel sayı kümesinin sayı doğrusu üzerinde gösterimi nedir? Arkadaşlar biz buna açık aralık diyoruz. Açık. Buradaki küçük eşit de kapalı aralık diyoruz.
kapalı açık. Arkadaşlar açık aralıklar sayı doğrusu üzerinde açık gösterilir. O yüzden bakın C ve D seçeneği gitti. Birin açık olması lazım. Kapalı aralıklarda sayı doğrusunda kapalı şekilde yani içi karalanmış gösterilir. O yüzden A seçeneği de gitti. Geriye kaldı sadece B seçeneği. Her ikisi de kapalı olsaydı cevap C olurdu. O yüzden 1 ile 4 arasında sayı doğrusu 1'den açık 4'ten kapalı diyoruz. Bursa seçeneği. Geldik 7. soruya. A bir gerçek sayı olmak üzere. A artı 3 x kare artı A artı 2 x eşittir 5 denklemi x eşkenine bağlı birinci dereceden denklem. Birinci dereceden bir bilmeyenli bir denklem olduğuna göre x kaçtır? Şimdi soruda bana bu denklemin birinci dereceden olduğunu söylüyorsa arkadaşlar x karenin ne işi var burada? Olmaması lazım. Peki hocam biz x kareyi kendi kafamızı mı göre sileceğiz? Hayır. Ne yapacaksınız? A'ya öyle bir sayı vereceğim ki ben x kareyi buradan yok edecek. Yani katsayısı 0 olacak. Bu da nedir arkadaşlar? Denklemi tekrar yazalım. X karenin yok olması için ben A'ya sadece -3 verebilirim. -3 verdiğimde -3 artı 3'ten 0 x kare. -3 verdim bakın. -3 artı 2 daha -x kaldı. Eşittir 5 oldu. Böylelikle x kare gitti. -x eşittir 5 oldu. Benden x'i sorduğuna göre her tarafı x ile çarparsam x'imiz de çözüm kümemizde 5 oldu. Adana seçeneği. Geldik 8. soruya. 4x artı 3 mutlak değer küçük eşit 11 eşitliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Hatırlarsınız arkadaşlar buna biz ne demiştik? Mutlak değer sorularında konu anlatımlarında şunu vermiştik. Küçük eşit olduğu zaman ekmek köfte ekmek mantığı yani şu. 4x artı 3 bizim köftemiz. Üst ekmeğimiz 11 oluyor. Bunu aynen aşağıya yazıyorum. Eksi 11. Çünkü mutlak değerde bir artılı bir eksili olacak. Olay bu şekilde. Mutlak değeri açtım. Eksi 11 ile 11 arasında. Şimdi sevgili arkadaşlar x'i aradığıma göre o zaman bu 3'ü yok etmem lazım. Artı 3'ü her iki tarafa ne diye geçirebiliriz? Eksi 3. O yüzden eksi 11 eksi 3 daha. Eksi 14. Ne kaldı burada? 4x kaldı. Burası da ne oldu? Eksi 3 diye geçti. 11 eksi 3'ten 8. Bakın x'imiz hala yalnız değil. O yüzden her iki tarafı da 4'e bölüyoruz. 4'e böldüğümüz zaman bölü 4 diyelim. Hatta şuraya yazalım bölü 4. Eksi 14 bölü 4. Eksi 14 bölü 4. Şu eşitliği unutmuşuz. Evet. Nedir? Küçük eşit. 4'e böldüm. X kaldı. 4'e böldüm. 2 kaldı. Şimdi eksi 14 bölü 4. Eksi 7 bölü 2'dir. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Eksi 7 bölü 2. Eksi 3.5'la benim x sayım hangi aralıktaymış? 2 aralığında. Bana neyi soruyor? Tam sayı değerlerini soruyor. O zaman yazacağım. Eksi 3.5'ten daha büyük olan ne var? Eksi 3 var. Sonra eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Dahil olduğu için 2'yi de alacağım. Başka da yok. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam sayı vardır. Cevabımız Bursa'dır. Geldik 9. soruya. Denklem sistemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar her yıl bununla ilgili soru gelir. Size 2 tane çözüm yöntemi vereceğim bununla ilgili. Biri cevaplardan giderek. Yani şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. A seçeneğindeki cevapları biliyorsunuz ilk gelen x'tir, ikinci gelen y'dir. Götürüp denklemde yerine yazıyorum. Her ikisini de sağlıyorsa cevabım odur. Hemen deneyelim. 6 kere 3 18 artı y'ye kaç vermişim? 2 vermişim. Ne yaptı? 20. A bu olmaz. O zaman A elendi. Hemen B'ye bakalım. Bunu sileyim tekrardan. Yine x gördüğüm yere eksi artı 3, y gördüğüm yere eksi 2 koyuyorum. 6 kere 3 18 eksi 2 ne yaptı? 16 yaptı. B seçeneği de elendi. Devam ediyorum C seçeneğine. 6 kere 2 12 artı 3 15. Bakın bu oldu. O zaman alttakini de denemek zorundasınız. Sakın şunu demeyin hocam biri tuttu yeterli mi? Hayır ikisini de alacaksınız. O zaman 3 kere x yerine 2 verdim. Artı 2 kere 3 verdim. 6 artı 6 12. Bakın bu da tuttu. O yüzden cevabımız C seçeneği diyoruz. Gelelim ikinci yol arkadaşlar bununla ilgili. Şöyle diyelim ikinci yol diyelim. Aslında çözmenizi istediğim yol bu yol ama... Ola ki ikinci dereceden denklem, iki bilmeyenli denklem sorularını gördüğünüz zaman bu şekilde de sonuçlardan giderek de çözebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 6x artı y eşittir 15'miş. Diğer denklemimde 3x. Şimdi 3x artı 2. Benim öyle bir şey yapmam lazım ki sevgili arkadaşlar x'leri veya y'lerinden birini yok etmem lazım. Şimdi bakın 6x 3x ben burayı 2 ile çarparsam 6x 6x olur. Ama yok edebilmem için taraf taraf topladığım zaman birinin zıt işaretli olmalı. O zaman eksi 2 ile çarpıyorum. Buraya eksi 2 ile çarptığımda tekrardan yazıyorum. Eksi 6x. Eksi 2 kere
artı 2 eksi 4 y eşittir eksi 24. 24'ümüzü de yazdık. Böylelikle taraf tarafa topladığımız zaman bakın 6x eksi 6x'i götürdü. Artı y eksi 4 y eksi 3 y. 15'ten 24 çıktı. Eksi 9. Y de böylelikle nedir? Her tarafı 3'e böldüğüm zaman eksi 3'e y'miz 3 oldu. Bunu aldım ve götürüyorum. Denklemlerden birinin yerine yazıyorum. Yukarıdaki denklemi yazalım. 6 tane x artı y'yi kaç bulduk? 3 eşittir 15. 6x eşittir 3'ü karşıya attım. 12. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman, 6'ya böldüğümüz zaman 2. X'imiz de 2'dir. O yüzden denklemi yazarken önce x gelir sonra da y gelir. Bakın C seçeneği. İki yolu da kullanabilirsiniz. Geldik 10. sorumuza. 2x eksi 6 üzeri 3 eşittir 64 olduğuna göre x kaçtır? Üstü sayı sorusu. Arkadaşlar 2x eksi 6 kaça eşit? 3'e. Pardon. Üçüncü kuvveti kaça eşit? 64'e. O halde 64'ün hangi üçüncü kuvveti, yani hangi sayının üçüncü kuvveti 64'e eşittir? Kuvvetleri bilmek zorundasınız. Konu anlatımlarında hep bahsediyorum. 2'nin ve 3'ün özellikle 5. kuvvetine kadar ezberleyin. 64 arkadaşlar 3'ün, pardon, 4'ün neyidir? 4'ün küpüdür. 2'nin kaçıdır? 2'nin de 6. kuvvetidir. Öyle de çevirebilirsiniz ama bana 3. kuvveti lazım. Yani 4 çarpı 4, 16 çarpı 4'ten 64. O halde arkadaşlar üstler aynı olduğuna göre 2x eksi 6 kesinlikle 4'e eşit olmalı. 2x eksi 6'yı karşıya attım. 10'a eşit olmalı. Böylelikle her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x sayımız da buradan nedir? 5'tir. Doğru cevabımız Denizli seçeneği ve geldik son sorumuza, köklü sayı sorusu. Zaten sistem aynı şekilde gider arkadaşlar. Önerme sorularıyla, mantık sorularıyla başlar. 10. soru üstü sayı, 11. soru da köklü sayı. Şimdi sevgili gençler, işlemin sonucu kaçtır? Payda da kök varsa bunu yok etmek zorundasınız. O yüzden burayı kök 2 artı 1 eşleniğiyle çarpıyorum. Dikkat edin, eşleniğiyle çarpıyorum. Şunu silelim hemen. Evet. Kök 2 artı 1 ile. Burayı ise kök 2 eksi 1 ile genişletmek zorundayım ki eşlenik çarpımı nedir arkadaşlar? 2 kare farkını oluşturur. Hemen şuraya notumuzu alalım. A artı B sayısı ile A eksi B sayısını çarptığım zaman A kare eksi B kare olur. Hocam eşlenikle niye çarpıyoruz? Çünkü kökleri yok etmem lazım. Kök 2 artı 1 ile çarptığım zaman bakın kök 2 çarpı kök 2 artı 1. Hemen kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1'i şu kurala göre çarptığım zaman birincinin karesi, yani kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi olmuş oluyor. Artı burayı da kök 2 eksi 1 ile çarpıyorum. 2 tane kök 2 eksi 1. Aşağısı da bakın yine eşlenik. Kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi. İşlemi düzenlediğimiz zaman sevgili arkadaşlar, kök 2 ile kök 2'yi çarptığım zaman kök 2 çarpı kök 2 kök 4. Bunu dağıtmak zorundayız. Hem buraya hem de buraya. Kök 2 çarpı kök 2 kök 4. Kök 2 çarpı 1'den kök 2. Peki paydamız ne oldu? Kök 2'nin karesi 2 eksi 1'in karesi 1. Artı hemen yana geçiyorum. 2 ile kök 2, 2 ile 1'i çarpıyorum. Böylelikle burası da 2 kök 2 eksi 2 bölü aşağısı da kök 2'nin karesi 2 eksi 1. Arkadaşlar kök 2 ne demek? 2 demek. Düzenliyorum. 2 artı kök 2. 2 eksi 1, 1. Yazmama gerek yok. Artı 2 kök 2 eksi 2. Dikkat edin. Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. Kök 2 artı 2 kök 2. Bakın burada bazen öğrencilerimiz karıştırıyor. Hocam 2 kök 4 değil mi? Kök 2'nin başında 1 var. 1 tane kök 2 ile 2 tane kök 2'yi toplarsak 3 tane kök 2 yapar. Böylelikle cevabımız ne oldu? Adana seçeneği oldu. Evet sevgili arkadaşlar, Mart 2024 sorularını çözdük ve her yıl bu tarz sorular gelir. Bunlara dikkat edelim ve şunu unutmayın, Açık Lise TV'nin biliyorsunuz ortak ve seçmeli konu anlatımlarının dışında Açık Lise TV'de özellikle az ders olan öğrencilerimiz için her derse ait fasikülerimiz çıktı ve bir fasikülün içerisinde hem konu anlatımı hem deneme sınavı var ve deneme sınavının özellikle sevgili gençler kare kodu okutuyorsunuz, soruları çözüyorsunuz. Yani aslında hocam ben birçok kitabı aynı anda görmek istemiyorum. Örneğin sadece matematik 1'in kendisine çalışmak istiyorum derseniz matematik 1 fasikülünü alarak çalışabilirsiniz. Hem içerisinde çıkmış sorular bulunuyor, hem bir deneme sınavı bulunuyor, hem de konu anlatımı var. Konu anlatım dışında deneme sorularını çözdükten sonra soruların kare kodunu okutarak çözüm videolarını izleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.